yolculuğuna çıkacağız. Bakalım ne olacak. Eskişehir'e gidiyoruz ve motorlarımızı da gördüğünüz üzere parıl parıl tertemiz bir şekilde. İlk defa fırça değiyor. 400 NK'ya da ilk defa fırça değiyor. Bu da bizim emektar. R25'imiz. Yağmur yağdı. Birazcık motorlar kirli. Onları temizleyeceğiz ve yarın Allah'ın izniyle nereye? Road to Eskişehir. Güzel bir şehir gezisi. Aynen öyle. Daha önce Sadır Kanyonu gezimiz vardı. Sadır Kanyonu gezimiz vardı. Bu da Eskişehir gezimiz olacak. Arkadaşlar Eskişehir'deyiz. Yaklaşık 150 kilometre Bursa'dan buraya motorlarımızı sürdük. Değerli kardeşim Hasan'la beraber. Şu anda Eskişehir'in merkezi bir bölgesinde Espark'a yakın bir yerdeyiz. Oldukça güzel bir hava var. Gayet gayet güzel bir yolculuk oldu. Şu anda gezmeye devam ediyoruz. İzlemeye devam edin. Güzel şehri sizlere izleteceğiz. İzlemeye devam edin. Herkes buraya bisikletiyle gelmiş. Yani bisiklet evet. İçin ulaşım şehri sanırım. Medeniyetin başkenti. Bazen ufak scooter'lar da var. Onlar da bizim gibi motor sever kardeşlerimiz. İleride motora dönecekler. Espark'a geldik. Espark'ta küçük bir alışveriş yapacağız ve devam edeceğiz. Evet değerli arkadaşlar, Bursa'dan yola çıktık ve Eskişehir'e geldik. Değerli kardeşim Hasan'la beraber. Hasan, Eskişehir'le alakalı ufak tefek görüşlerini, nasıl bir yer?
keyifli bir yer. Yani etrafı da gösterebilirsin istersen bu arada. Mesela ortasından bir çay geçiyor, ufak bir çay geçiyor. Aradan kayıklar da dolaşıyor hatta. Yani öğrenci şehri diye adlandırılan bir yer. Şu an okullar açık olmadığı halde bile öğrenci kısmı, öğrenci kitlesi bayağı yüksek. Genç nesil bayağı fazla var. Şöyle nehir var. Böyle dümdüz bir nehir var. Hatta bayağı uzun bir nehir burası. Yaklaşık 150 kilometre. 150 kilometre falan sürdü. Bu 150 kilometre yollar gayet boştu. Güzel. Pazar olmasından dolayı yollar bayağı boşlardı. Aynen. Bir tek şehir içinde Bursa trafiği vardı. Onun dışında Eskişehir'in biraz merkezi kısımlarında trafik var. Ama gayet güzel geldik. Saat 9.30 gibi yola çıktık. 11'e doğru geldik. O da biraz daha hızlı gelebilirdik aslında ama birkaç yerde mola verdik. Güzel. Güzel bir gezi oluyor bizler adına. Onun dışında Sazova Parkı'na gittik ama orada kamerayla alakalı ufak tefek sıkıntılarımız oldu. Orada tam görüntü alamadık. Onun dışında S-Park kısmına park, gittik. O da kullanılabilecek bir görüntü aslında. Aynen S-Park. Gezi görülebilecek güzel bir yer. Yani aynen. Yıllardan anlatılacak kadar bir şey değil. Bayağı büyük bir yer. Orada hayvanat bahçesi var. Şeyler de var. Orayı tavsiye edebiliriz. Eskişehir'de gezebileceğiniz bir yer. Ben ikinci defa falan geliyorum Eskişehir'e. Ama motorla ilk defa gelmek kısmet oldu. Onun dışında S-Park tarafına geçtik. S-Park'tan görüntülerimiz var. Oradaki merkezi bir cadde var. O cadde üzerinde birkaç video çekebildik sizler için. Bir de zaman da kısıtlı aslında. Yani pazar günü sabahtan gelip akşam dönmemiz gerekiyor. Akşam bir de Mezitler tarafı aşırı soğuk oluyor. Aynen. Soğuk olunca da hatta gelmek çok zor. Hatta sabah gelirken de birazcık soğukluk vardı. Biraz soğuktu hatta. Üşütüyor insanı. Eylül ayındayız. Bende deri mont da var. Yani ben bile üşüdüm. Bayağı üşüdüm. Aynen öyle. Bir de havanın karardığını düşününce daha da soğuk olacak. Nereden baksan bir 7-8 derece falan fark edecek akşam. Aynen. Üstünde. Tahminimize göre saat 8 gibi, 8.30 gibi falan Bursa'da olmak istiyoruz. Bakalım ne olacak. Onun dışında geldik buraya, çayımızı, kahvemizi içtik, yemeğimizi yedik, aynen, biraz etrafı gezdik. Şimdi de yavaş yavaş artık dönmeye hazırlanıyoruz. Bir de artık enerjimiz de bitti. O kadar yol gelince rüzgar sesi olsun, şey olsun, insanı biraz yoruyor gerçekten. Aynen. Telefonlarımızı bu arada intercom şeklinde Wi-Fi üzerinden Google Play'de bulunan intercom uygulamasını indirerek normal sıradan bir kulaklıkla yolda giderken birbirimizi duyabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Tavsiye ederim. Onunla alakalı belli bir uzaklıktan sonra tünellerde yaklaşık ne kadar diyeyim? 100 metreden, hatta 100 değil, 50'den fazladır. 50-55. 50-100 metre arası bir uzaklık olursa kopabiliyor. Ama güzel bir uygulama. Yani yolun çoğu büyük bir kısmında birbirimizle konuşarak. Yani koptuktan sonra eşleştirmek için aslında şey yapmıyorsun. Bir yerde mola verip de eşleştirme yapmıyorsun. O kendi buluyor tekrardan. Aynen. Her dakika başına falan eşleşmeyle ilgili herhalde bir şey. Aynen yapıyor. Öyle. Kendi o zaman Eskişehir'e çok selam olsun. Eskişehir'deki bizi izleyen arkadaşlarımıza. Gezimizin, daha doğrusu gezi videolarımızın ikinci partı Eskişehir'di. Evet. Bakalım üçüncü, dördüncü partlarda nerelerde, hangi şehirlerde olacağız? Tavsiye ettiğiniz şehirler varsa tabii mümkün mertebe gidebileceğimiz yerler. Hemen 400 NK ile ilgili ufak bir bilgi verelim. 400 NK ne kadar yaktı? 120 kilometrede 6 litre yakmış. 6.8 litre yakmış. 7 litreye yakın. Birazcık, 120 kilometrede. Birazcık fazla biraz sanki. Biraz fazla aslında. Biraz fazla. Yani hızımız da yüksek olduğu için biraz fazla aslında. Aynen öyle. 120-130'a falan sabit geldik. Yaklaşık 5-5.5 litre civarında yakıyor o zaman. Yani keyifli bir motor aslında, şey değil. Ama benden güzel, biraz daha rahat geldiğini düşünüyorum. Kısmen. Racing motora nazaran 400 NK ile şey 400 NK ile seyrede seyrede geldi arkadaşım. Evet, bizim görüşlerimiz şimdilik bu kadar. Motorların başına geçiyoruz.